Gündem dışı ikinci söz, Afyonkarahisar'ın sorunları hakkında söz isteyen Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'a ait. Buyurun Sayın Köksal. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Termal'in, Mermer'in ve Zafer'in başkenti Afyonkarahisar'ımızın ve hemşehrilerimizin sorunlarını anlatmak 5 dakikaya sığmaz. Ancak yine de belli başlı sıkıntıları burada dile getirmeye çalışacağım. Afyonkarahisar merkezde, Afyon'umuzun adeta kalbi olan Mısri ve Mecidiye mahallelerinde bir kentsel dönüşüm kararı aldınız. Önce vatandaşın evine metrekaresi 400 ila 1750 lira arasında değer biçtiniz. Sonra genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'daki mezar fiyatlarının metrekaresinin bile bundan daha yüksek olduğunu gündeme taşıyınca bu sefer metrekare fiyatlarını yükseltmeye kalktınız. Ancak vatandaş sizden metrekare fiyatlarını yükseltme beklemiyor. Evinin karşılığında orada oturabileceği bir konut istiyor. Ya da parselizasyon yapın, biz Afyonkarahisarlı müteahhitlerle anlaşalım diyor. Çünkü orada yaşayan hemşerilerimizin büyük çoğunluğu dar gelirli insanlar. Birçoğu asgari ücretle geçinmeye çalışan, sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan ya da asgari ücretin altındaki maaşlarla geçinmeye çalışan insanlar, gündelik işlerde çalışan birçok emekçi hemşerimiz o bölgede yaşıyor. Ama sizin derdiniz orada dar gelirli insanları ev sahibi yapmak değil, son günlerin moda sözcüğüyle garibanın evine çökmek istiyorsunuz. Size buradan tekrar söylüyorum. Afyonkarahisarlı garip gurebanın hakkını size yedirmeyeceğiz. 2019 yılı Temmuz ayında küçük çobanlı TOKİ konutları için kura çektiniz. İnsanlar ev sahibi olmak için umutla beklediler. Gelinen noktada hala bir çivi dahi çakılmadı. Bakanlıktan önergemize verilen cevapta ise Gökçe Mahallesi'ndeki konutlardan verileceği belirtiliyor. Hemşerilerim Gökçe Mahallesi'ndeki konutları bekliyorlar. Bu sefer bari sözünüzü tutun, bu insanların konutlarını verin. Sözünüzü tutun diyorum ama tutacağınızı da çok düşünmüyorum. Çünkü siz Afyonkarahisarlı esnafa, işçiye, çiftçiye, emekliye verdiğiniz sözü tutmadınız. Pandemide hemşerilerimi kaderine terk ettiniz. Bir kahvehanede, kıraathanede, lokantada, restoranda, kafede tüm masaları kapattığımız zaman hesabı biz öderiz. Peki aylarca kapattığınız işletmelerin hesabını niye ödemiyorsunuz? Hesabını ödemediğiniz gibi çıkıp bir de helallik istiyorsunuz. Ben vatandaş olarak size hakkımı helal etmiyorum. O ayrı. Ama size hakkını helal etmeyen biri daha var. Afyonkarahisar Giyim Eşyası İmalat ve Satıcılar Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük. Diyor ki Hüseyin Başkan, biz işletmelerimize bir kişi dahi sokamazken siz salonları lebalep doldurdunuz. Bizleri kapattınız. Devlete ödenecek Bağkur işçi sigortası primini bizden tahsil etmediniz. Tahsil edemediğiniz esnafa da yüksek faiz uyguladınız. Devletimize değil, siz yöneticilere bu süreçte yaptığınız haksızlıklardan dolayı hakkımı helal etmiyorum diyor. Afyonkarahisar Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası Başkanı Atilla Kocabaş, 14 aydır kapalıyız, verilecek destek 9 bin lira neye yarar diyor. Kahvecilere, kıraathane ve çay ocağı işletmecilerine aylık 1000 lira düşmüyor. Siz şimdi bu kahveciler ve kıraathanecilerden nasıl helallik isteyeceksiniz? Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Şükrü Köken, 15 aydır kapalıyız, artık bu sektörü açın diye haykırıyor. 600 bin kişiye istihdam sağlayan bu sektörden ekmek yiyenlere hakkınızı helal edin diye söylediğinizde ne cevap alacaksınız? Gelelim Afyonkarahisarlı çiftçi kardeşlerimize. Bakalım onlar haklarını helal edecekler mi? Evet, geçtiğimiz yıl buradan sürekli patates üreticilerinin sıkıntılarını haykırdık.
bir nebze de olsa onların elinde kalan patatesleri aldınız. Geçtiğimiz yıl don vurdu, zararını karşılamadınız. Şimdi özellikle Dinar, Sandıklı, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerimizin köylerinde kuraklık nedeniyle ekinler yandı. Ve bugün bu yüzden çiftçiler zararda. Şimdi buradan şunu söylemek... Buyurun, buyurun toparlayın. Evet, Afyonkarahisar için bir dakika daha vermenizi istirham ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda zararını görmezden geldiğiniz, bu sene yaşanan kuraklıktan dolayı sesinizi dahi çıkarmadığınız, ocağına incir ağacı diktiğiniz, yıllardır Sultan Dağ ve Çay'da kirazı para etmediği için ağaçlarını kesme noktasına getirdiğiniz Afyonkarahisarlı çiftçilerden, yem fiyatlarına getirdiğiniz zam yüzünden hayvanlarını satmak veya kesime vermek zorunda kalan besicilerden ve süt üreticilerinden nasıl helallik isteyeceksiniz? Gerçi sizin derdiniz helalleşme falan değil. Dinar, Sinan Paşa, Bayat Devlet Hastanelerinde uzman doktor sıkıntısı var. Buralarda tedavi olmak için hastaneye gelen ama uzman doktor olmadığı için çevre hastanelere sevk edilen hemşerilerimden nasıl helallik isteyeceksiniz? Sizin derdiniz Afyonkarahisarlı'nın dert sıkıntılarını çözmek falan değil. Felsefeniz yandaş müteahhitlere gelince yap, işlet, devret. Ormana gelince talanı izle, seyret. Kendinize